Benim hiçbir özel anım da yanımda yoktu. Doğum günlerimde yoktu. Mezuniyetlerimde yoktu. Arkadaşlarım soruyor. Artık söyleyecek cevap bulamıyorum çünkü herkese çok saçma geliyor. Neden iş olabilir? Evet, maddiyatı ben anlayabilirim. Bunu anlayabilirim. Evet, olgun biriyim ben. Anlayabilirim ama yani hiç görmek istemez mi bir insan kızını? Hiç özlemez mi? Bunları aynen bu şekilde babanıza da söylediniz mi? Hayır, söyleyemedim. Niçin? Çekiniyorum çünkü bana... Ama bu durum artık çekinmenin çok ötesi bir yerde. En son konuşmamızda söyledim ama. Baba, ben seni artık görmek istiyorum. Gel bu sene artık lütfen dedim. Ne dedi? Kısmetse geleceğim dedi. Şimdi bir şeye daha çok şaşırdım ben. Niye biliyor musunuz? Bence arkadaşlarım da şaşırmışlardır. Genelde bize yapılan başvurularda başvurular şöyle oluyor. Ben evlatlık alındığımı öğrendim ve işte gerçek ailemi arıyorum, anne babamı arıyorum diye geliyor insanlar bize. Siz bundan hiç bahsetmiyorsunuz. Bunu merak da etmiyorsunuz. Hayır, etmiyorum. Merak etmiyorum. Beni sokağa atan insanları ben tanımak istemiyorum. Ya tabii, neden beni bıraktılar? Bunu merak ediyorum. Yani hiçbir zaman çözemeyeceğim bir şey bu. Hiçbir zaman bilmeyeceğim bir şey bu. Ama görmek istemiyorum. Çünkü ben anne ve babam, benim annem Zuhal, babam da Nihat. Ben böyle biliyorum. Bence doğurmak annelik için yeterli değil. Bence. Benim annem beni koynunda büyüttü. Ben annemle senelerce aynı yatakta uyudum. Zaten babam da yoktu yani. Annemle aynı yatakta hani uyuduk biz senelerce. Beni böyle gerçekten koynunda büyüdü. Ben onun kokusuyla büyüdüm. Mesela bana minik kuzum diyor. Ben artık tabii yaşım büyüdü. Diyorum ki hani anne, artık kendi yatağımda yatabilirim falan diyorum. Bana diyor ki hayır, sen benim minik kuzumsun. Beraber yatacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Buraya geldiğinizi biliyorlar mı? Annem de babam da bilmiyor. Zaten annem öğrense bana çok kızar büyük ihtimalle. Kızarlar. Ne derler mesela? Yani annem şunu söyler. Kızım, arada bir problem yoktu. Sen neden katıldın? Babanla aranda bir problem yok. Babanla zaten konuşuyorsunuz. Sadece işleri için şu an il dışında. Ama gelecek. Hep gelecek diyor zaten. Gelmiyor. Ben de babama da soramıyorum. Baba, neden gelmiyorsun işte, neden? Bu çekinceyi de anlayamıyorum ben ama. Yani şöyle, babam bana hep destek olduğu için. Mesela şöyle, ben şu an 24 yaşındayım. İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Mezun oluyor musunuz? Evet, bu sene mezun oluyorum. Ben mezuniyetimde babamı görmeyi o kadar çok istiyorum ki. O mezuniyet hatırası olarak böyle beraber fotoğraf çekilmek istiyorum. Dediğim gibi diplomamı ben ona vermek istiyorum. Çünkü benim eğitim hayatımda bana en çok babam destek oldu. Bir ihtiyacım olduğunda ben direkt babamı arıyorum. Ya diyelim ki arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Yani direkt babam her şeyde. Yani diyelim ki bir tura katılacağım, babam. İşte konsere gideceğim, bileti babam bana alıyor. Yani aramızda aslında sadece mesafe var gibi hissediyorum. Yani sanki kıtalar arası yaşıyormuşuz gibi. Aramızda kıtalar varmış gibi. Böyle anlattığınızda bana da o hissi veriyor. Peki ya baba, ben diplomamı aldığım gün senin yanında olmak istiyorum. O hatıra fotoğrafında birlikte olmamızı istiyorum dediniz mi? Ben bu konuyu onunla daha paylaşmadım ama aslında bu diplomayla onu tekrar görebileceğimi düşünüyorum. Yani babama gerçi ben çok özledim babamı. Ona sarılmak istiyorum. Ya kokusunu unuttum ya. Baba kokusu özlemelere girdiğimiz zaman ben çok fena oluyorum ve şeye de fena oluyorum yani. Sağlıklı bir baba kızın hayatta arada hiçbir engel olmadan niçin yan yana gelmediğini, gelemediğini yani hiç anlayamıyorum. Şunu da düşünüyorum bazen, hani belki de gerçekten onların çocuğu olmadığım için mi diye. Ama sonra
Hayır yani ben buna inanmak istemiyorum gerçekten. Arada başka bir şey var bence. Başka bir problem. Ben de inanmak istemiyorum. Benimle paylaşmak istemiyorlar. Ama ben onların çocuğuyum. Benim de bilmeye hakkım var. Yani neden kaçıyor? Ben gerçekten bunu öğrenmek istiyorum. O kadar haklısınız ki. Ama kaçıyor mu onu da bilmiyoruz. Bir şey var evet. Kaçıyor mu? Belki kaçmıyordur. Yani dediğim gibi aklıma çok fazla şey geliyor. Hani belki gitmek zorundadır yani. Belki gerçekten işleri çok yoğundur ama bu mantıklı değil. Bence de değil. Şu an nerede? Şu an kendisi İstanbul'da 2 gündür. 2 gündür? Evet. Nereden biliyorsunuz? Annemle telefon konuşmalarına ben şahit oldum. Karşı tarafı duymadım. Annemin hayatım ne zaman geliyorsun dediğini duydum. Daha sonrasında anladığım kadarıyla galiba yarın annemle görüşecekler. Daha sonrasında ben babamı da aradım. Babam bana işte kasabaya ineceğini, işte ekinlerle ilgili sulama için birkaç erzak alacağını falan söyledi. Bana yalan söyledi yani. Şimdi yalan değildir, belki başka bir şey vardır diyeceğim de. Peki ama bir şey söyleyeceğim Kısmet Hanım. Niye demiyorsunuz? Ben duydum. Baba sen İstanbul'a geliyorsun. Ya da annenize. Anne ben konuşmanızı duydum. Ben babamı görmek istiyorum. İstanbul'a geliyor mu? Siz görüşeceksiniz. Ben niye babamla görüşemiyorum? Niye demiyorsunuz? Yani ilk önce zaten emin olamadım. Hani babamla mı acaba konuştu diye. Telefon numarasını kontrol ettim. Babamdı. Daha sonrasında soramadım. Bilmiyorum, ay, korkuyorum. Çekince nedir? Peki, o noktada şimdi bir şey soracağım. Ulaştık, diyelim. Geldi babanız, karşılıklı geldiniz. Bugüne kadar söyleyemediğiniz ya da soramadığınız ne diyeceksiniz babanıza? Seni çok özledim, bir daha gitme diyeceğim. Ben gideyim şimdi şu Nihat Bey'i bir arayayım. Olur mu? Olur. Nasıl biridir? Mizacı nasıldır? Yumuşak biri. Öyle midir? Evet. Umarım bana kızmaz. Bence kızmaz. Anlattığınız profil hiç kızına kızacak bir babaya benzemiyor. Ama neden yok? Siz ona niye dokunamıyorsunuz? Siz ona niye sarılamıyorsunuz? Hiç anlayabilmiş değilim. Ben de anlayamıyorum zaten. Bir gideyim konuşayım ben. Tamam. Beni burada bekler misiniz? Beklerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geleceğim birazdan. Bekliyorum.